Merhaba, ben Şef Semen Öner. Sıra geldi Fransız baget ekmeği yapmaya. Şu hani ince uzun, içine güzelce sandviç yaptığımız veya küçük dilimler halinde kesip üzerine bruschetta yaptığımız ekmekler var ya, benim her zaman filmlerde özendiğim bir ekmekti. Böyle kese kağıtlarının içerisine bütün süpermarket alışverişi doldurulur. Oradan bir tane uzun baget ekmeği çıkardı. O görüntü hep aklımdadır. Canım da ara sıra ister. O yüzden de size bu tarifi vermek istedim. İhtiyacımız olan malzemeler oldukça sade. 200 gram unumuz var. 3-4 gram kadar tuz. 2 gram maya var. Ve 130 gram su var. Bu su 38 derecede. 38 derecede olduğunu da bir dereceyle ölçebiliyoruz. Ilık su olması gerekiyor. Bu dereceden oxomarket.com'dan satın alabilirsiniz. Yapacağımız işlemde her şeyi makineye atacağız ve bir güzel yoğuracağız. Bir 4 dakika düşük devirde, ondan sonra bir 8-10 dakikada yüksek devirde yoğuracağız ve mayalanmaya bırakacağız. Her şeyi makineye atmadan önce tabii her zaman olduğu gibi mayayı suyun içinde eriteceğiz. Eritmezsek ne olur diyebilirsiniz. Vallahi bir şey olmaz ama ben garanticiyim, bu şekilde yapılmasından taraftarım. Kitchenaid bunu böldü, çarptı, topladı, dağıttı, sonra bir daha dağıttı, bir daha topladı. Sonunda çok güzel bir hamur haline geldi. Şimdi yapacağımız iş bu hamuru mayalanmaya bırakmak. İki misli hacmini alana kadar, bu da bir 45 dakika kadar sürebilir. Üzerini streçle kapatıyorum. Odanın sıcak bir yerinde beklemeye başlıyorum. Sonrasında şekil verme ve fırınlamaya geçeceğiz. Baget hamuru hazır. Gayet güzel mayalandı. Şimdi onu ellerimle birazcık açacağım ve şekil vereceğim. Hafif şöyle esnete esnete, boyunu biraz uzattım fark ettiyseniz. Ara sıra esnettim böyle. Masada şöyle bir 5 dakika dinlendirdim hamuru. Şimdi uçları içeriye doğru katlayacağım ve yuvarlayacağım ekmeği. Ve bu dikiş yerini, birleşme yerini elimle güzelce bastıracağım. İyice sıkışsın diye. Sonra da hafif hafif merdane gibi şekil vereceğim. Böyle baget şeklinde verdikten sonra dinlenmeye bırakıyorum tekrar 10 dakika kadar. Ardından üzerine su süreceğim. Bıçakla şöyle 1-2 tane çizik atacağım ve 220 dereceye önceden ısıtılmış fırında bir 15-20 dakika kadar pişireceğim. Önemli bir nokta daha var. İlk 10 dakikasında fırının içerisine su koyacağım ki buhar yapsın. Baget ekmeğini fırından çıkardım. İç derecesini ölçtüm. 96-97 derece gösteriyordu ki bu bizim için iyidir. İçin ısındığından emin olun. Eğer bir dereceniz yoksa o zaman şöyle altına vurduğunuzda tak 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 tok bir ses gelmesi lazım. Onun o da pişmiş olduğunu bir göstergesi. Birazcık da soğuttuk şimdi. Bir keselim içini görün.
içi de tam olması gerektiği gibi. Bu nefis ekmekle istediğiniz sandviçi yapabilirsiniz. Bruschettalarınızda kullanabilirsiniz. Canınızın çektiği her an afiyetle tüketebilirsiniz. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.